futbolarından hepinize güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor Bologna'dan Stefano Denswil'i transfer ettiğini duyurdu. 28 yaşındaki Hollandalı stoper bir yıllığına kiralandı. Bugün sizlere Stefano Denswil'i kısaca anlatmaya çalışacağız. Denswil nasıl bir futbolcu, Trabzonspor'a ne gibi katkıları olabilir, bu soruların cevaplarını arayacağız. Eğer siz de merak ediyorsanız buyurun başlayalım. Denswil 7 Mayıs 1993'te Hollanda'nın Zaandam bölgesinde dünyaya geldi. Suriname asıllı Denswil, Ajax altyapısından yetişen bir futbolcu. 2012 yılında Ajax'ın A takımına yükseldikten sonra 3 sezon boyunca burada forma giydi. Burada 3 sezonda 39 maçta görev aldı, 3 golü var, 2 de asisti. 2014-2015 sezonu devre arasında kulüp Brugge 1.2 milyon karşılığında transfer oldu. Burada tam 3,5 yıl geçirdikten sonra 6 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer edildi. Bologna'da fazla forma şansı bulamayan başarılı stoper kulüp Brugge kiralık olarak geri dönmüştü. Kulüp Brugge formasıyla çıktığı 192 maçta 10 gol attı ve 5 de asist yaptı. Denswil geçtiğimiz sezon kulüp Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Oyuncunun güncel Transfermarkt değerinin 3,5 milyon euro olduğunu söyleyelim. Geçen sezon kulüp Brugge'de kiralık olarak forma giyen Denswil bu sezon Bologna'ya döndükten sonra şimdi de Trabzonspor'a kiralandı. Trabzonspor'un yeni stoperi Denswil'in yolu daha önce Abdullah Avcı ile kesişti. 2017-2018 sezonunda hatırlarsanız Abdullah Avcı Medipol Başakşehir'i çalıştırıyordu. Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turunda kulüp Brugge ile karşılaştı Medipol Başakşehir ve burada rakip olarak karşı karşıya geldiler. O maçta 16. ve 78. dakikalarda 2 free kick golü atmıştı. Belçika'da oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle bitmişti. Evet, yanlış duymadınız. Free kick golleriyle tanınan bir futbolcu. Bordo Mavili takımın artık duran toplarda kullanacağı bir silahı daha var. O halde gelin oyuncunun teknik özelliklerini anlatmaya çalışalım. Trabzonspor'un yeni sol stoperi Süper Lig'in atletizmi en kuvvetli oyuncusu olabilir. Free kick kullanabilen, güçlü, solak ve pasör bir stoper. Son 2 sezonda forma giydiği 41 maçın 20'sini stoper, 19'unuysa sol bek olarak tamamladı. İtalya'da Mihailovic hiç ısınmamıştı. Fakat savunması 45 metrede kurulu takımlar için ideal bir stoper. Brugge döneminin büyük bölümünü üçlü düzende geçirdi. Dörtlü düzende ne yapar bilemiyoruz. Ama oyunu açık alanda oynamaya alışkın bir stoper. Edgar Lee ve Vitor Hugo ile rekabet edebilecek bir oyuncu. Muhtemelen sezonun büyük bir bölümünde Vitor Hugo Denswil ikilisini görebiliriz. Sol stoper oynaması da epey bir avantaj. Denswil iyi bir oyuncu. Trabzonspor gibi bir kulübe uyum sağlayabilir. Ancak tabii ki defoları da var. Şu ana kadar Hollanda milli takımı için pek de düşünülmemiş biri. Öte yandan oyuncunun avantajlarından biri de sol bekte oynayabilmesi. Ama yabancı oyuncu sınırını düşündüğümüzde bir yabancıyı dışarıda bırakabilecek bir seçenek. Abdullah Avcı'nın ilk planı onu sol stoper olarak oynatmak olacaktı. Bir de ilginç bir not daha aktaralım. Trabzonspor'a Serie A'dan bir futbolcu daha gelmiş oldu. Gervinho ve Cornelius Parma'dan, Perez de Roma'dan geldi. Takımın orkestra şefi Hamsik'in de bir Napoli efsanesi olduğunu unutmayalım. Denswil de bu akımın bir parçası oldu. Trabzonspor camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.